Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Sağlıklı, sıhhatli, mutlu, huzurlu günlerimiz olur inşallah. Hep beraber. Bugün sizlere iki renkten oluşan kahve ve krem renk tonundan oluşan tülbentlerimize yakışacak güzel bir tığ oyası modeli paylaşacağım. Modelim bu şekilde. Oldukça da güzel, kolay. Her tülbente de istediğiniz, istediğiniz renk tonlarda yapabileceğiniz güzel bir model. Hadi başlayalım bakalım. Başlamadan önce de kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bana yorum yazan, beğeni yapan arkadaşlarımı, destek olan arkadaşlarımı da ayrıca çok teşekkür ederim. Ve hemen modelime başlıyorum. Şimdi modelimde 2 zincir çekerekten tığ hazırladım. Örümcek böyle çimende denildiğimiz ilk sıramızı hazırlıyorum şimdi. Haydi bakalım. Şimdi çok uzun, büyük olmayan bir örümcek hazırlıyorum. Şöyle ilmeğimi uzattım. Şu yerde bir örümcek örümceğimi yapmış oldum. İki kere başını doluyorum. 1 2 ve 3. tığ battığımıza batıyorum. Burada da önce 2, 2 ve 2 olarak da trabzanlarımızı oluşturmuş oldum. İki kere zincir çekiyorum. şöyle katlayayım ben daha net görünsün diye. 2 tane zincir çektim. Bir kere başını doluyorum ve buraya tığ battılarımızı hazırlayacağız. Şimdi 2 ve 2 tırabzanlarımız tığ battım. Tırabzanlarımızı 2 oldu. 8 tane hazırlayacağız. Bu zincir çektiğimiz de sayıyoruz. 2 ve 2'den tırabzanlarımız. 3 oldu. 4 5 6 7 ve 8. 8 tane trabzonumuzu yaptıktan sonra hemen dibine değil yanındaki tığ patlısına batıyorum. Ve sık iğne olarak birleştiriyorum. Şu şekilde. Şimdi aynısından bir tane daha yapıyoruz. İlmeğimi uzattım. Birleştirip ve kapattım. Şöyle bir örümcek oluşturduk. İki kere başını doluyorum. Bir, iki ve üçüncü tığ battısına batıyorum. İki, iki ve iki de çıktım. 2 tane zincir çekiyorum. Buraya 8 tane trabzanlarımızı ikili olaraktan oluşturuyorum. 2 ve 2 de çıkaraktan. Şimdi 2 oldu. Zincir de sayıyoruz tabi. 3 4 5, 6 7 ve 8 8 tane yaptıktan sonra hemen yandaki ve battımıza bataraktan birleştiriyorum. Alt zeminimizi şu şekilde hazırlamış olduk. Arada 3 tane hazırladık ama dilerseniz daha da geniş yapabilirsiniz. Şimdi modelimize geçiyorum. Modelimde de yine şöyle ilmeğimi uzataraktan bir örümcek oluşturuyorum. Çok büyük değil, çok da küçük olmasın. Orta ayarda. Burada da bir kere başına alıyorum. Yine 1, 2 ve 3. tığ battısına batıyorum. 1, 2 ve 3 de çıkıyorum. Bir kere başına alarak da. Buraya 6 tane, 2 tane şey, çimenimizi kullanaraktan şöyle tekrar yapıyorum. 6 tane yapacağız burada. 1, 2 ve 2 de çıkıyorum. Başını bir kere alıyorum. 1, 2, 2. 3 oldu. Hemen şu orta kısma tekrar bir daha batıyorum. 4 5 bir tane daha yapıyorum 6 2 tane kutuya 6 tane trabzanımızı yapmış olduk şimdi buradan da böyle geri döneceğiz şu şeklimizi yapıyoruz arkadaşlar şöyle 6 tane şimdi zincir çekeceğim şu üstteki kısımlarımızı hazırlıyoruz 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi arka yüzünü döndürüyorum. Ve ilk başladığım trabzanımızın tepesine batıyorum. Birleştirdim. İki tane zincir çekiyorum. Ön yüzüne döndürüm. Şöyle bir halkamız oluştu. Şimdi bu halkamıza yine trabzanlarımızı oluşturacağız. 1, 2, 2 de çıkıyorum. Buraya 6 tane trabzanlarımızdan yapıyoruz. Zincirimi de sayıyorum. 3 oldu. 4 5 6 6 tane yaptıktan sonra 3 tane zincir çekip aşağı iniyorum. Şu şekilde kapatmış oldum. Şimdi bir tane daha yapıyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. Hemen aynı bu şekilde yerine 1 2 ve 2 de çıkaraktan Yine buraya da 6 tane trabzanımızı oluşturuyoruz. 3 oldu. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 zincir. Hemen aynı yerimize batıyoruz. Şu şekilde bir üst kısmını yapmış olduk. Şöyle göstereyim. Krem tonumuzu gitmeden önce şu iki kısmını yapmış olduk. Şimdi tekrar yine aşağı inip asıl zemin kısmımıza devam ediyoruz. Şimdi yine örümceğimizi uzatacağız. İlmeğimizi uzataraktan şöyle yine katlayayım. Şöyle orta ayarda bir örümcek yaptı. Arasından girip kapattım. Buradan 1, 2 ve 3. tabattasına batıyorum. Birleştirdim. Tekrar bir örümcek daha yapıyorum başını bir kere doluyorum 1 2 ve 3. tığ batısına batıyorum şey iki kere başını dolayarak da, pardon 3. tığ batısına battım iki kere başını doladım buraya 2 2 ve 2 de çıktım buraya iki tane zincir çekiyorum başını bir kere dolayarak da 2 8 tane trabzanımı yapıyorum 3 oldu 4 5 6 7 bir tane daha yapalım 8 8 tane yaptıktan sonra hemen yanındaki tığ batısına batıyoruz tam dibine değil yanındakine batmış oluruz ve buradan da kapatıyoruz şöyle göstereyim şimdi ben çimenlerimiz bu şekilde oluyor bu modelimiz çiçeğimizin orta kısımdaki dediğimiz Şunları da aradaki 3 tane çimen kısımlarımız. Şimdi alt sıramız bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi krem rengimize geçmiş oluyorum. Evet. Şimdi krem rengimizi aldım ilme ipimi sabitlemiş oldum. Arka yüzünü döndürüyorum modelimin. Bu orta kısmımızdaki şunu göstereyim arkadaşlar. Şu orta kısımdakiler değil de sadece bu çiçek kısmımızı yapın baş kısmına ayarlayacağız hadi bakalım şimdi ilk baştan şöyle yakına geleyim en baş tığı tığımızı batıyoruz şu şekilde bunu birleştiriyorum arka kısmındayız modelimizi 6 tane zincir çekiyorum altı zincir çektim ilk baştaki kısmımıza batıyorum ve sık iğne olarak birleştiriyorum Buraya 8 tane zincir çekiyorum. 8 tane çektikten sonra bu orta kısmımızı tekrar diğer baş kısmımıza batıyorum. Burayı da birleştirdim. Tekrar bir altı zincir ve altı. Bunu da bu baş kısmınıza batıyoruz ve birleştiriyoruz. Şu şekilde olmuş oldu. Şimdi ön yüzüne döndürüyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Başını bir kere dolayıp 1 2 ve 2 de çıkıyorum. Burada yine 6 tane zincirimizi de sayaraktan trabzanlarımızı oluşturuyoruz. 3 oldu. 3 4 5 6. 6 tane yaptıktan sonra 3 zincir çekip aşağı iniyorum. Sık iğne olarak. Tekrar yine iki zincir çekiyorum. Aynı yere aynı şekilde tekrar yine trabzanlarımızı oluşturuyorum. Zincirle birlikte yine iki oldu. 3 4 Pardon, <laughs> ben kayıp kayıp duruyor. 4 oldu. 5 oldu. 6 2 3 tane zincirimizi çekiyorum indiriyorum bu şekilde hazırladık şimdi bu 8 tane çektiğimiz zincirimizi sıkı iğneyle 4 tane sıkı iğne alıyor başına almadan Şimdi 1 2 3 ve 4 4 tane sıkı iğne yaptıktan sonra bir zincir şöyle ilmeğimi uzatıyorum ve pipetimden yardım alıyorum. Meyve suyu veya süt pipetlerimiz vardır arkadaşlar. Onlardan siz yardım alıyorum. Buraya 3 tane pırpırlarımızı hazırlayacağız. 1 2 tane zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Arasından geçiriyorum. Bir tane daha yapıyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum ve hemen arasından geçiriyorum. 3 tane. Sadece 3 tane için kullanacağız biz bunu. Tekrar yine aşağı iniyorum yanına hemen yan kısmına. Yine buraya da 4 tane sık iğnemi yapıyorum. 4 tane yaptıktan sonra şimdi tekrar diğer tarafımızı da aynı bu şekilde hazırlıyoruz. 2 tane zincirimi çekiyorum. Hemen bu halkımızın arasına girip 2 2 de çıkıyorum. Tekrar başına alıyorum. Zincirimi de yine sayıyorum. Şu an 3 oldu. 4, 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra 3 tane zincirimi çekiyorum aşağı iniyorum. 3 tane çekmemiz zincirimiz sebebi şurası böyle kıvrık olmasın. 2 tane çektiğimi biraz şey kalıyor. E, yan durmasın diye. Tekrar yine 2 zincir çekiyorum. Bu kısmımıza da yine 6 tane sık iğnemizi yapalım. 2 3 4 ve 6 1 2 3 tane zincir çekiyorum aşağı iniyorum aynı yere sık iğne olarak kapatıyorum şimdi de bir zincirimi çekmiş oldum şimdi ipiklerimizi temizleyeceğim arkadaşlarım modelimi göstereyim asıl olarak bakın bu şekilde şimdi birlikte de pipetimizi çıkartalım şimdi şöyle, şöyle kenara alıyorum vetimizde şu şekilde, şöyle kaydırmacalı yapabiliriz. Bunun üzerine de şu şekilde bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi ipimi kesip hemen kahverengi tonuma geçiyorum. Evet, şimdi modelimizin kahve tonu gelmiş oldu sıra. Burada da pırpırlarımızın üstünü yapmış olacağız. Şimdi ipimi sabitledim kahverengi ile. Bunu hemen bir birleştiriyoruz. Şimdi bir de arkaya alalım. Şöyle birleştirdim. Buraya dört tane zincir çekiyorum ki, üç, dört tane zincir çekip aynı yere giriyorum. Sık iğnelik batıyorum. Tekrar yine ki, dört zincir batıyorum. Üç tane aynı yere batmış olacağız 4 zincir çekerekten. 4 zincir batıyorum. Şöyle. Şimdi buradan hiç ilmek zincir falan çekmiyoruz, direkt olarak diğer pırpırımıza geçiyoruz. 2, 3, 4 zincir, batıyorum. 2, 3, 4 zincir, sık iğne batıyoruz. 2, 3, 4 zincir, Batık. Diğer tarafa geçiyorum, 3. pırpırımıza, 4 zincir, batıyoruz dört zincir dört zincir batırıyoruz Bir de zincir çekiyoruz ve modelimiz tamamlanmış oluyor. Şöyle de bir yukarı doğru kaldırıyoruz arkadaşlar. Ki model düzgün dursun diye. Şimdi zincir olunca ister kayıyor. İpliklerini keseyim. Hafif de büyütü basıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet. Bir modelimizin sonuna daha gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir model oldu. Kahve tonuyla ve kremi bir arada kullanmamıştım. Güzel de bir model oldu. Şimdi arka yüzünü de göstereyim arkadaşlar. Arkası da bu şekilde oluyor. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.